arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Ali'ni tıraş ettirmeye getirdik. Nereye geldik? Kadir'in pet shop'una geldik. Kadir aynı zamanda burada bir pet shop işletmesi ama aynı zamanda da bir kedi oteli var. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir sevgimiz var. Burada kesim, biçim, her türlü yıkama, bakım, yağlama işlemleri de yapılıyor arkadaşlar. Bugün hava çok yağmurlu olduğu için biraz beklemek zorunda kaldık. O yüzden Alan biraz strese girdi. Biz hiç vakit kaybetmeden kedimizin tıraşına başlayalım. Biraz modelli bir tıraş olsun istiyorum Kadir. Evet, yani standart modeller ama senin için bir şeyler yapacağız. Yani şöyle ayaklarında patikleri varmış gibi olsun istiyorum. Evet, tamam. Ali'nin mesela derisi beyazdır. Hani hoş bir görüntü çıkacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Senin ben kesimine güveniyorum. Ben bütün kedilerimi Kadir'e tıraşa getiriyorum. Kendisinin sayfasını da açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Instagram hesabını da koyacağım. Oradan da kendisine ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde de kargo hizmetleri bulunmakta. Bunu da böyle küçük bir dipnot olarak düşeyim. Şimdi dilerseniz hep beraber tıraş işlemine başlayalım. Tam cins ya. Bu sokakçısı değil zaten değil mi? Neydi bunun cinsi? Valla bu giriş işle Bombay kırması dediler bana. Bence de öyle bir şey dedim. Yoksa böyle siyah bir kedi şu an bizi doğraması lazımdı. Samuray olması lazımdı ama... öyle bir şey mi oldu? Abi sen... Bence daha kedi mi lan bunu? Baksana. Geçen kediyi görseydim. Yani iğne mi oldu? Ha, anlattı. İşemesi sıçması bir tane. Benim göbeğimi bir daha atarsın değil mi? Göbeğe amacı koyacağım. Öyle şeyler oluyor ama. Ne oluyor lan? Ya hepsi böyle olmasın mı? Hepsi hepsi gibi olmasın. Aynen değil mi? Bu kadar beklemiyorum da. Ya bayıldığın kedi gider yürür mü ya? Arkadan olur kedi. O yüzden Alen'e video sonunda bir yaş mama. Yiyor mu yaş maması? İyi abi. Bundan hoşlanabilir bak. Sen onu. Video tutmazsa bu işi de yerlenebiliriz. Kedi de izleme. Ne oluyor oğlum? Bir dur. Buradayım. Hah? İlk kıpalayı aldı. Ben de değil size. Çektin değil mi ona? Bitti mi şu anda?
Bitti bitti. Bir şöyle kaldırıp bakalım önemmeye. Maşallah göbeğimizde görünüyor. Buradan çıkıp direkt spor salonuna yazdıracağız. Evet, Ali'nin şu anda tıraşı bitti. Kadir abisinin ellerine sağlık. Siz de kedinize tıraş ettirmek isterseniz bu kadar güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi Kadir'in bütün adreslerini açıklama kısmına bırakacağım. Ve Instagram adresini de bırakacağım arkadaşlar. Telefon numarasını da bırakırım. Evlere de servise gidiyor musun tıraş için? Evet. Gidiyorsun. Peki kaç yıldır buradasın? 9 yıldır. 9 yıldır. 9 yıldır Çiçekçi'de Kadir. 8 yıllarında tıraş yapıyoruz. İlk yıllar bir arkadaşımız geliyordu. Sonra biz de öğrendik böyle. Öğrendin ama çok başarılı. Kadir çok yetenekli bu konuda ve gerçekten hayvan çok nadirdir buradan laf söylemek gibi olmasın ama gerçekten hayvansever bir pet shop sahibi kendisi. Ve sen burada hiçbir şekilde parayla hayvan satışı yapmıyorsun diye biliyorum. Yok kesinlikle. Bu da böyle bir dipnot olarak düşünün arkadaşlar. Kadir'in kedi otelini ve köpek otelini size zaten göstermiştim. Görüntülerini göreceksiniz. Alen görmüş olduğunuz gibi gayet memnun hayatından şu anda. Alen zaten çok sakin bir kedi. Kadir de bunu desteklemeyecek. Evet. Normalde kediler bu kadar sakin olmuyor. Sakinleştirici uyguluyoruz ama... Alen'e gerek kalmadı. Alen'e gerek kalmadı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Kadir abisi. Sağ olun. Peki Kadir abisi. Kadir abisi diyorum ama artık öyle diyeyim. Kadir benim arkadaşım. Buraya taşınalı 5 yıl oldu. Belki 6 yıl oldu. İlk tanıştığımız günden beri arkadaş bir şekilde devam ediyoruz. Hem ben kedilerimin ihtiyaçlarını Kadir abisinden görüyorum. Hem de iyi bir dostluğumuz var kendisiyle. Ve kendisi bayağı sevilen bir insan bu çevrede. O yüzden biraz sıkıntıya da düşüyor galiba. Evet yani. Çok seviyor. Meyveden ağaç taşlanır. Peki Kadir biraz işlerinden bize bahset. Şöyle kameraya doğru dönerek. Nasıl edeceğim? İşte bahset. Ben burada işte... Ona gerekiyor. Ona gerekiyor. Niye ama? Kadir biraz utangaç. Kadir biraz açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Evet. Zaten de yeni uyandı. Zor uyandırdım kendisini. Artık yorucu bir şey mesailerden dolayı. Daha sonra köpek tıraşı. Zaten söylediğin şeylerin çoğunu söyleyeceklerimi sen söyledin. Söyledim ama evet. Senin için sen söylemiyorsun diye söyledim. Evet. O yüzden söyledim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına bildirebilirsiniz. Bir sonraki kedi bakımıyla alakalı videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Kadir abisi de hesabını.